Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bıçık yapacağız. Bıçık Erzincan, Erzurum yöresine ait bir lezzettir. Diğer yörelerde Hızır lokması, Şükür lokması ya da kömeç olarak adlandırılmaktadır. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Evet, şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Bir miktar un, 1 kilograma yakın. 350 gram kadar tereyağımız, 1 bardak sütümüz, 3 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, üzerini yağlamak için yağımız, tuz ve bazı yörelerde şeker kullanılıyor. Ben de 3 kaşık koyuyorum. Tuz ve şekerden oluşmaktadır. Şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Önce sıvı malzemelerimizi koyuyoruz. 3 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Bunu çatalla önce bir eziyorum ben. Her yere homojen şekilde dağılması için. Daha sonra içine sütümüz 1 bardak. Daha sonra yoğurdumuz yaklaşık 1 su bardağı. Bunu isterseniz hani kendi ayarınıza göre hani 1 su bardağı ya da daha az yapabilirsiniz. 350 gram kadar tereyağımız eritilmiş, soğutulmuş. Bu malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olması gerekiyor arkadaşlar. Daha lezzetli ve daha kıvamlı olması için oda sıcaklığında olması önemli. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Öncelikle homojen hale gelmesi için malzemelerimizi iyice elimizde yoğurup karıştırıyoruz. Ve azar azar unumuzu ilave edeceğiz. Biz 1 kilograma yakın un dedik ama hani bu unun kıvamına göre 1 kilogramdan az da olabilir, çok da olabilir. Unumuzu ilave ediyoruz. Unu kontrollü bir şekilde ilave etmeniz gerekiyor. Hani bu unun yapısından kaynaklanıyor. Bir kısmını aktarıp hani bir kısmını ayırabilirsiniz. Bir de özellikle unumuzun elenmiş olması da hamurun kıvamını arttıracaktır. Azar azar ilave ediyoruz. Bir de arkadaşlar hamurumuzun yoğururken bir uzun süre yoğurmak gerekiyor. Ne kadar uzun yoğurursanız o kadar yaptığınız şeyler lezzetli olur. Bu sadece kömbede ya da bıçıkta değil, hani diğer yaptığınız hamur işlerinde de geçerli. Birazcık daha un ilave edip
Evet arkadaşlar, hamurumuz yumuşak bir kıvamda, çok sert olmayan bir hamur haline geldi. Kenarlarını toparlayıp son halini getirmiş oluyoruz. Arkadaşlar hamurumuz hazırlandı. Hamuru hazırlamadan önce fırınımızı açmıştık. Fırınımızın 180-190 derece arasında olması gerekiyor. Hani bu fırının pişirme süresi her fırına göre farklılık göstermekle birlikte bir yaklaşık 1 saatte pişmektedir. Şimdi hamurumuzu tepsiye yerleştiriyoruz. Bunu ince olarak ya da kalın olarak yerleştirebilirsiniz. Ağız lezzetinize göre. Kıtır kıtır olmasını istiyorsanız ince dökebilirsiniz. Biraz daha kalın olmasını istiyorsanız kalın döşeyebilirsiniz. Güzelce tepsimize yayıyoruz. Yağlı kağıt serildiği için ben altına yağ sürmedim. Ama siz isterseniz kağıt kullanmadığınız zamanlarda altını yağlayabilirsiniz. Onu yağlamanız gerekiyor. Aynı şekilde bu işlemi tamamladıktan sonra üzerini elimizde şöyle yağlıyoruz. Zaten ismi yağlı bıçık olarak da adlandırılıyor. Tepsimizi ayarladık. Bunlara küçük küçük şu şekilde bazı yörelerde parmakla böyle işaret yapılmaktadır. Hamurumuzun daha iyi pişmesi ve kıvam alması için. İsteğe bağlı olarak da isterseniz üstüne hani susam ya da çörek atı atabilirsiniz. Hani biz seviyoruz, üzerinde lezzet olarak farklı bir aroma veriyor. Evet, fırına verebiliriz. Arkadaşlar bıçağımız pişti. Fırınımızı kapattık. 10 dakikada kendi sıcaklığında beklettikten sonra fırınımızdan alıyoruz. Dakikada dışarıda dinlendirdikten sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyip servis edebilirsiniz. Henüz sıcak şu anda. Biz dinlendirmeden dilimliyoruz. Bıçağımız çok güzel olmuş görünüyor. Afiyetle yiyebilirsiniz.